Ben o arada iş bulamadım. Boğaziçi Üniversitesi'nden de ayrılmam hoş şartlarda olmadı açıkçası söylemek gerekirse. Zaten Boğaziçi Üniversitesi işte kendi doktora verdiklerini istihdam eden bir siyasi politikaya sahip değil. Fakat onun ötesinde de ben çok hoş olmadığını düşündüğüm, öyle anımsadığım bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Ve de uzun sürede işsiz kaldım. Çünkü bunun en önemli nedeni zannediyorum, işte ben o zamanlardan işte başörtü yasaklarına karşı filan böyle bir çok itiraz eden biriydim. Ve o pek çok çevrede hoş karşılanmayan bir şeydi. Ve de yani şimdi sorsanız Boğaziçi'ndekiler de bunu unutmuşlardır herhalde ama... Çünkü şimdi çok onlar, özgürlükçü bir onlar, yer. Orası da bu bakımdan çok özgürlükçü değildi. Ve i̇şte, benim yani İslamcıları destekleyen bir insan falan durumuna düştüm. Bütün akademik camiada da öyle bir hava vardı. Zaten sonrasında 28 Şubat oldu biliyorsunuz. Zaten ben o zaman da çok tanınmıyor olsam da bir çevrede ipi pazara çıkmış bir insandım yani. O yüzden uzun süre iş bulamadım açıkçası. Devlet Üniversitesi'de istiyordum. Özel üniversitede istemiyordum. Hoş onlar beni istiyor muydu onu da bilmiyorum. O yüzden çok uzun süre işsiz kaldım. İşte o arada dışarıdan doçentlik sınavına girdim. Dışarıdan doçent oldum ve sonra işte bu şeydi, hava değişince paradoks bir şekilde AK Parti'nin iktidar olmasıyla bu hava değişti. 28 Şubatçı hava değişti üniversitelerde falan. İşte o sırada işte, arkadaşım aslında Ufuk Uras İktisat Fakültesi'ndeydi. Biz yeniden açılıyoruz falan dedi. Bir ara kapanmış öğrenci almış. Başvurun Uray dedi. Sağ olsun onun sayesinde Toktamış hoca vardı. Toktamış Ateş bölüm başkanı. Sonra işte oraya girdim. En sonunda işte orada 10 yıl falan bir öğretim üyeliği yaptım.